Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devam edecek tabii artık topla çalışmalara geçecek Galatasaray'ımız. Onu da yine canlı yayında sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Evet, gruplara ayrılmış durumda oyuncularımız. Top kapma pas çalışması gerçekleştirilecek. Evet, 3 grup halinde takımımız çalışmalarını, daha doğrusu iki takım halinde çalışmalarını sürdürüyor. 5'e 2 olarak söylediğimize top kapma pas çalışması yapılıyor sevgili seyirciler. Biz de canlı yayınımız sürüyor. Tabii birazdan paylaşırız sizlerle. Şu an tribünde kendisi, ikinci başkanımız Sayın Metin Öztürk de burada. O da antrenmanı izlemek için buraya geldi. Az önce idman öncesinde de Sayın ikinci başkanımız Metin Öztürk basın mensupları ayaküstü de sohbet de etti. O da şu an tribünde antrenmanı izliyor sevgili seyirciler. Görüntüye de ekranlara da getiriyoruz Sayın Metin Öztürk'ü. Evet, takımımızda teknik direktörümüz Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Leo Dubois'un da basın açıklaması vardı, basın mensuplarının açıklamaları vardı. Onu sizlerle canlı yayında paylaşmıştık. Belki hazırlanırsa arkadaşlarım kulağıma söylerse bir kez daha belki onu sizlerle paylaşabiliriz sevgili seyirciler, bir kez daha hatırlatmak amacıyla antrenmanımızı da paylaşmaya canlı yayında devam ediyoruz. Güzel bir hava aslında. İstanbul'da birkaç gündür çok soğuk hava vardı ama bugün birazcık daha iyi bir hava. Yağış yok, hava kapalı. Zaman zaman güneş kendini gösteriyor. Ama onun dışında gayet güzel bir hava söz konusu. Takımımızda yarın İstanbulspor'la bir hazırlık maçı yapacak. O hazırlık maçının ardından da önümüzdeki hafta sonu da Adana Demirspor'la karşı karşıya geleceğiz. Teknik direktörümüz Okan Buruk. O da antrenmanda. O da basın mensuplarına da bir hoş geldin dedi. Onlarla kısaca sohbet etti. Biz de canlı yayında sizlerle paylaşıyoruz sevgili seyirciler. Evet, antrenman devam ediyor tüm hızıyla. Biz de canlı yayında paylaşmaya devam ediyoruz sevgili seyirciler. Galatasaray'ımız Adana Demirspor mücadelesi hazırlıklarını sürdürüyor. Tabi arada bir hazırlık maçımız da olacak. Onu da aktarmış olalım sizlere. İstanbulspor'la bir anlamda bu maç, bu antrenman o maçın da provası ama genel anlamda baktığımızda Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıkları. Eksik kadro, az önce milli takıma giden oyuncuları aktarmıştık. Şöyle baktığımızda salı gününden sonra artık yavaş yavaş oyuncularımız maçlarını tamamladıkça İstanbul'a dönecekler ve takıma katılacaklar. Büyük ihtimalle bir, belki iki antrenman tam takım olarak yapabilecek Galatasaray'ımız. Tabii barajlar kurulmuş durumda, kaleler hazır. Bu 5'e 2'den daha kalabalık tabii ki ama top kapma pas çalışması, öyle nitelendirelim. O bittikten sonra hem çift kale hem şut çalışması olacak sevgili seyirciler. Onu da aktarmış olalım sizlere.
biz de devam ettiği sürece canlı yayında Galatasaray'ımızın antrenmanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii Galatasaray'ımıza en son katılan oyuncularımız özellikle Icardi ve Mata için de bu ara önemli. Biraz daha kondisyon anlamında yüklenmesi, onların da güç toplaması açısından önemli. Ki Icardi son Konyaspor mücadelesinde ikinci yarıda oyuna girmişti. İkinci golünde aslında sahibi diyebiliriz. Şu an ikinci başkanımız Sayın Metin Öztürk, az önce belirttiğimiz gibi antrenmanı izliyor diye o da canlı yayında şu anda ekranda. Biz de antrenmanı canlı yayında paylaşmaya devam ediyoruz. Tabii takımda, milli takıma giden çok oyuncu olunca teknik direktörümüz Okan Buruk da akademimizden de oyuncuları da yine antrenmanlara davet etti. Birçoğunu antrenmanlarda görüyorduk ama özellikle sezon açılışında, sezon başında o genç oyuncuları Florya etabında sıkça gördük. Sonrasında tabii kendi takımlarına geçtiler. Orada çalışmalarını sürdürdüler ama bu milli arada onlar da yeniden bu arada takımla, A takımla çalışmalarını sürdürüyor sevgili seyirciler. Bunu da belirtelim. Tabii içlerinden bazılarının U19'da Gençlik Ligi'nde mücadele verdiklerini, Gençlik Ligi'nde de ilk maçta deplasmanda Romanya'da 1-1 berabere kaldı bizim genç takımımız. 5 Ekim'de de İstanbul'da rövanşı olacak sevgili seyirciler. 1-1'in rövanşında o maçı kazanıp adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz. UEFA Gençlik Ligi'nde onları da yakından takip ediyoruz. Antrenman canlı yayınımız sürüyor. Tüm açılardan sizlerle paylaşıyoruz antrenmanı. Keyifli bir çalışma. Moraller gayet iyi takımda. Yüzler gülüyor.